Çok acayip bir fırtına var. İnşallah bakalım avlanabilecek miyiz? Ben size hemen şöyle göstereyim. Konuşmakta zorlanıyorum arkadaşlar. Şu an teknik Yasin'i bekliyorum. Yemler Yasin'de. Ben oltamı kurdum. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, ben oltamı kurdum ve bekliyorum. Yasin'de bir 10 dakika geleceğim dedi. Hava bayağı yağmurlu ve fırtına var. Şu an denizi görüyor musunuz bilmiyorum. Bayağı bir çalkantılı. Dalgalar kıyılara kadar vuruyor. Felaket arkadaşlar. Bilmiyorum baba da olur mu olmaz mı ama göreceğiz olup olmadığını. Felaket felaket arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Yasin geldi. Yemleri getirdi. Hemen balımı flöte yaptım ve iğneyi takmaya gidiyorum. Arkadaşlar, kullandığımız takım klasik yemli takım. Orta boy mantar, sıralı 3 iğne. Biz 3 iğneyi tercih ediyoruz arkadaşlar. Çünkü seviyorum 3 iğneyi. Daha garantili oluyor. İkili iğne de işe yarıyor ama ben 3 iğneyi seviyorum. Herkesin tabi avlanma şekli farklı olduğu için bizimkiler de böyle. Şimdi geleyim şimdi yem takmaya. Yem nasıl takılır? Şimdi ellerim dondu arkadaşlar şu an. Ellerim dondu. O yüzden zor takacağım. Evet, gördüğünüz gibi bir alt bir üst yapıyorum şu an. Hemen böyle şey zorlamadan. Çok üşüdü ellerim. O yüzden zorlanıyorum takarken. Evet. En alttan, yani alttan başlarken en sivri taraftan başlıyoruz arkadaşlar. Kimileri sağlı sollu takıyor. İşte çaprazlamasına. Ben devamlı düz takıyorum arkadaşlar. Ve hiç balık kaçırmıyorum. Çok nadir yani. Alıyorum onu. Biz buna barış taktiği diyoruz. Bizim arkadaşımız var Barış. Aynen öyle sallamasyon şekilde yapar. Biz o şekilde balıkları alır. Biz de ona uyuyoruz. Evet. Hemen ilk iğneyi taktığımız çıkış yerinden ikinci iğnenin girişini de o şekilde yapıyoruz. Tekrardan bağlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi çevireceğim ve üçüncü iğneyi takacağım. Evet, biraz yamuk oldu ama olsun olsun, bu da gider. Çünkü çok üşüdüm arkadaşlar. Bayağı da ıslandım. Tam böyle video çekim derken bu şekilde ıslandım ve yine ıslandım ve yine ıslandım arkadaşlar. Dalga çok kötü. Evet, şimdi gidelim. İlk atış, ilk şans diyoruz. Hadi bakalım. Oltamız denizden boş çıkmasın. Buradaki kaydımız dış ses olarak kaydediyorum arkadaşlar. Çünkü ağır çekimde videoyu almışım. O yüzden hızlandırarak biraz videoyu anlatmak istiyorum. Evet. İlk atışımı atıyorum. Hadi bakalım. Hop. Hadi bakalım. İlk olta, ilk şans dedik ve oltamızı denize attık. Evet evet evet. Yine bilmiyorum, dalga bizi bu kadar tutmaya engel olacak mı, olmayacak mı? Bilmiyorum, çok kafam karışık. Gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Onları düşünüyoruz atarken. Evet, şu an attım ve topluyorum. Çok da rüzgar var. İnanın misineyi zapt edemiyorsunuz. Bir fırlatıyorsunuz böyle. Nereye gittiği belli değil. O yüzden zor oldu. Ama inanın biraz daha sabredebilseydik. Biraz daha kapsamlı olsaydı. Mesela kıyafetlerimiz daha teşekkürlü olsaydı. Belki biraz daha dayanabilirdik. Düşünün, bu rüzgarda, bu fırtınada, bu dalgada inan vuruşturuşu hissediliyordu arkadaşlar. Yani yok böyle. Kaçırdığımız olduğu, yemi parçalayan olduğu, üst üste vuruşlar aldık. Ama daha fazla dayanamadık arkadaşlar. Sonuçta doğa ana bizi yendi. Yapacak bir şey yok. Doğa ana ne diyorsa o. Tabii kamerada biraz yağmurdan ıslandı. Hadi bakalım. Şimdi ne diyoruz? Hop, yine ıslandık. Evet, gerdirdik. Yasin de atışına atmadım ya. Evet, ellerim şu an buz gibi arkadaşlar. Buz 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 buz. Gerginliğine son kez bakıyorum. Evet, oltam yeterince gergin. Şimdi vuruşu bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım var arkadaşlar. Çok deli,
Çok deli bir fırtına var arkadaşlar. Göz gözü görmüyor. İki tane aldık. İnanın şu fırtına olmasa deli gibi balık olacak. Yemleri parçalıyor balık. Bilmiyorum ne olacak ne bitecek arkadaşlar. Herhalde toparlanıp gideceğiz. Videomuzu burada sonlandıracağız herhalde. Sonlandırmadan şöyle bir hop yakaladık be, güzel, tam böyle vuruyordu. Hadi de şu markalara bakın arkadaşlar, ne güzel. Oltamızı yerdirdik. Bıraktık. Yasin topluyor musun? Ben şöyle fazla geç olmadan size rumuz balıklarını göstereyim arkadaşlar. Madem geldik bu kadar eziyet çektik. Hani göstermeden olmaz. Şimdi koklar. Şuna şuna. Arkadaşlar böyle yine 18 santim üstünde tuttuk. İnanın fırtına olmasa daha alacağız. Ne oldu Yasin? Orada mı takılacağız? Vay! Evet, Yasin'den Nera'da yeni taktikler. Caddeye çıktı, cadde sığınacağını söyledi. Hadi bakalım. Görelim arkadaşlar. Bu öykü daha gelecek, ıslandık. Video çekmeden gitmek istemedik. Olsun. Deliyiz arkadaşlar, bizden başka kimse yok. Şu markaların güzelliğine bak ya. Kameraya bir şey oldu ama artık idare edelim. Islanıyor sonuçta, yağmur var, kar var, fırtına var. Hadi bakalım. Arkadaşlar, avımızı sonlandırdık. Ne diyebilirim ki, sırılsıklam olduk arkadaşlar. Çok vuruş aldık. Çok yem parçalandı. Bir tane takım kaybettik. Balıklar gerçekten vahşiydi. Ama ne yazık ki doğaya karşı yenik düştük. Biz yine zevkimizi aldık arkadaşlar. Çok keyif aldık. Islansak da, üşüsek de, takım kaybetsek de yine sevdamızdan vazgeçmedik. Hava şartlarının olumsuz olmasına rağmen gittik. Sporumuzu yaptık ve evimize dönüyoruz. Diyecek başka bir şey yok arkadaşlar. Eğer hava gerçekten o kadar çok şiddetli olmasaydı kalmayı düşünüyorduk. Çünkü balık vardı. Yani balığın içinden geçecektik yani, o dereceydi. Zaten hava sakin olsaydı da mera tıklım tıklım kalabalık olurdu. Bu da bir gerçek. Artık yiyecek bir şey yok arkadaşlar. Yiyecek tek şey var. Artık bir başka merada görüşmek üzere. Hoşçakalın.